Evet, hayırlı akşamlar. Bu akşam bayram sonrası ilk programımız. Huzurlu, nispeten huzurlu bir bayram geçirdik. Hepimize bundan sonraki yaşamlarımızda da hayırlı, uzun, ömürlü, sağlıklı bayramlar diliyorum. Bugün üniversite sınavları açıklandı aynı zamanda. Bütün gençlerimize, bütün öğrencilerimize de ben hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatlarında Fahrettin Çelik ile Gönülden Dile programının bugün İki ilki var. Bir tanesi bir baba oğul davet ettik. Bu birinci ilk. Bir diğeri de sevgili kardeşimiz iki saz çalacak. İki saz da geldi. Yani bir kişi iki saz çalacak. O da diğer ilkimiz. Çok tatlı, çok güzel bir program olacak. Dediğim gibi baba oğul, baba Ali Gülmez, oğul Rahim Gülmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey daha önce programımıza çıkmıştı. Şair, yazar Rahim Bey ise daha çok il dışında, Mersin'de sahne alan bir ses sanatçısı. Gerçekten doyumsuz bir sesi var. Onu biraz sonra hep beraber göreceğiz. Öncelikle biz böyle programımızın formatı gereği de olsa Ali Bey'den başlayacağız. Bu süre zarfında önceki programından bu yana neler yaptık? Hem sizi izleyiciler tanısınlar, hem de böyle kısaca bu süre zarfında neler yaptınız bir öğrenmiş olalım. Ben şair yazar Ali Gülmez, Adıyamanlıyım ama uzun süre Mersin'de yazarlık yaptım ve orada çok çalışmalarımız oldu. Mersin Yazarlar Derneği'nde 4 sene bir sekreterliğini yaptım, yönetimdeydim. O süreçten bu yana sizin programdan sonra benim bir tane daha kitabım çıktı, Güneşin Işıkları. Daha önce sizinle Mavi Umutları paylaşmıştık, Hardal'ı paylaşmıştık. Ondan sonra Güneşin Işıkları çıktı ve dördüncü kitabımız da şu anda hazır, basıma hazır. İnşallah çok çok güzel bir kitap olacak, çok güzel şiirler olacak. Onun sonrasında da işte Adıyaman'da çok faaliyetlerde bulunduk, çok etkinliklerde bulunduk, çok çalışmalarda bulunduk. Bunların hepsinde çok güzel bir şekilde sonuca vardırdığımızı düşünüyorum. Evet. Dolu dolu gidiyoruz böyle. Emin gidiyoruz. Adımlarla ilerliyoruz. Bu akşam da siz davet ettiniz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bize ediniz. Bu fırsatı tanıdığınız için Mercan TV ailesine ve başta sizlere. Ama Fatma ablayı getirmemesin, üzüldüm ama. Biraz Fatma rahatsız. Fatma ablaya geçmiş olsun diyorum ben buradan. İnşallah biraz rahatsızmış. Başka programı onu da istiyoruz ama. İnşallah beraber gideriz. Rehim kardeşimizi biraz tanıyalım. Evet. Rehim Gülmez. Teşekkür ediyorum ben de bu programa davet edildiğim için, babamla birlikte. Benim için bir onur sizinle tanışmak. Adıyaman'ımıza, kültürümüze, sesimizi duyurabilme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 36 yaşındayım. Bu dünyaya geleli 36 yıl oldu. Yolcuyuz, hepimiz yolcuyuz. Yol devam ediyor. Müzikle ilgileniyorum. Mersin'de İkamet ediyorum. Orada öğretmenim aynı zamanda. Sınıf öğretmeniyim 15 yıldır. Artık orada doyduğumuz için eşim de oralı. Evet. Orada yaşıyoruz. Aynı zamanda çiftçilikle uğraşıyorum. Burada da, Mersin'de de. Babamın da kanatlarının altında diyeyim. Güzel böyle hayat geçiyor. Çok değerli izleyiciler mutlaka merak ediyordur. Bu adam önüne iki tane saz almış. Gele bakalım ne diyecek diye. Hemen başlayalım mı? İkisini aynı anda çalmayacağım ama böyle bir tamam. Şey meziyetim yok. Tamam, hemen başlayalım bence. Şimdi gurbette sanıyorum ben 5-6 yaşındaydım çıktık. 5 yaşındaydım çıktık. Evet. Türküde 20 sene diyor da rahmetli Devran Baba'nın Nur içinde yazsın. Güzel bir türküsünü seslendireyim. 20 sene gurbet kahrı az mıdır? 20 sene gurbet kahrı az mıdır, vayle vayle az mıdır? Bilmem ki ne için gezer ağlarım, vayle vayle ağlarım.
Mevsimi şaşırdım bahar yaz mıdır? Vayle vayle yaz mıdır? Hayle hayle yaz mıdır? Vayle vayle yaz mıdır? Leyle leyle yaz mıdır? Ayları yıllara dizer ağlarım, vayle vayle ağlarım, hayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Ayları yıllara dizer ağlarım, vayle vayle ağlarım, hayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Derdimi diyemem yürekten doldum, vayle vayle ben doldum. Yitirdim aklımı gayrı del oldum, vayle vayle del oldum. Hasret gözyaşına düştüm boğuldum, vayle vayle boğuldum. Hayle hayle boğuldum, vayle vayle boğuldum, leyle leyle boğuldum. Azrail'e mektup yazar ağlarım, vayle vayle ağlarım, hayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Azrail'e mektup yazar ağlarım, vayle vayle ağlarım, hayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Devran baba ayrı kalmış yurdundan, vayle vayle yurdundan. Hasta yatağına düşmüş derdinden, vayle vayle derdinden. Ölse ağlayanı yoktur ardından, vayle vayle ardından. Hayle hayle ardından, vayle vayle ardından, leyle leyle ardından. Vefasız dostlara kızar ağlarım, vayle vayle ağlarım, hayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Vefasız dostlara kızar ağlarım, vayle vayle ağlarım, vayle hayle ağlarım, leyle leyle ağlarım. Teşekkür ederim. Güzel bir eser, siz de güzel Devran Baba'nın. Hiç ara vermeden böyle bir fon verirseniz Ali Bey'den de hemen bir şiir alalım ondan sonra. Çok güzel. Olur mu? Ben de ona uygun bir şiir okuyayım. Tamam. Devran Baba'ya mı? Evet. Siz bilirsiniz. Aynen o mesajların içeriği olan bir şiir. Oğul
oğul. Serim koymuştum senin yaşamına, sevincine, üzüldüğüne oğul. Ömrümü seferber ettim ömrüne, dayanılmaz günlerim oldu oğul. Gecenin sabahı bir hal olurdum, ağzım suskun, dilimden dal olurdum. Fırtına olurdum, meltem kalırdım, durmaz eser seni sarardım oğul. Seni sarardım oğul. Geçmiş yıllarımı bir bir yazamam, yazsam bile ders gibi okuyamam. Akmasın gözyaşına dayanamam, ben bilemedim, üzülürsün oğul, üzülürsün oğul. Mevkidir, makamdır, geçer bilesin, zaman gelir geçer biter hevesin. Son günde bir liman arar nefesin, bir gün sormadığın atandır oğul, sormadığın atandır oğul. Malın mülkün çoktu, neye yaradı? İşin aşın gerçek bir temaşaydı. Sonunda yaşın 50'ye dayandı, her şey yalan oldu, gördün mü oğul, gördün mü oğul. Dara düştüğünde belki ararsın, her gördüğüne atanı sorarsın. Kalemi alır adresler yazarsın, o son adresi söylemezler oğul, o son adresi söylemezler oğul. Gülmez atanı bırakma son günde, hesabı sorulur günün birinde. Sürünürsün hak divanı önünde, vicdan ateşiyle yanarsın oğul, vicdan ateşiyle yanarsın oğul. Yüreğine sağlık. Böyle oğula da bakıp bakıp söylüyorsunuz. Çok yani, sevdiği bir türküyü yani hemen, çok sevdiği bir türküyü de hemen böyle altına. Rehim Hoca da özellikle bu şiiri okumam da istedi yani. Mesaj olsun topluma. Aynen, çok güzel yani olmuş. Yani büyüklerimizi hatırlamayan gençlerimize evet. Mesaj olsun. Rehim Hocam, yanlış anlamadım değil mi? Sınıf öğretmenisiniz. Sınıf öğretmeni. Müzik değil yani. Yok. Peki müzikle bağlantınız nasıl başladı? Böyle müzik yaşantınız nasıl başladı bu arada? Babama, baba dedim ben ya dedim yer bilimi okumak istiyorum, arkeoloji. Ya dedim gök bilimi okumak istiyorum, astronomi. Ya dedim işte insan bilimi okumak istiyorum, psikoloji. Ya dedim konservatuvar okumak istiyorum. Babam da bugünleri görmüş herhalde ki dedi bizim ülkemizde sanat sanatçı dedi ikinci üçüncü planda oğlum dedi işte. Sen dedi etiketini eline al dedi, yine dedi şey yaparsın. O etiketi aldık ama bu sınıf öğretmenliği gerçekten kutsal bir meslek. Güzel yani. Bir çocukların yalanı bilmeyen, dolanı bilmeyen, işte ailede gerçi öğreniyor ama o çocuklarla büyüyoruz tekrardan yani. Her şeyi hatırlıyoruz, değerlerimizi hatırlıyoruz. Öğretmenlik devam ediyor. İşte müzikte aşkım da konservatuara gidemeyince hep bir aşk oldu. Bağlamam yoktu, para biriktirdim. Babamdan gizli işte. Babama dedim sen de beni kursa göndereceksin. Bir ay kursa gittim. Onun da tek şartı üniversite sınavına gir dedi, çık dedi. Ondan sonra işte müzik hayatım başladı. Üniversitede Türk Halk Müzik Korosu'na girdim. İzliyorsa kulakları çınlasın. Zuhal Feray Şenkiber hocam. Yani terbiyesiz tavuğu terbiyelersiniz ya, mangal yaparsınız. Sesimi terbiye etti, öyle diyeyim. Tabii böyle bir akademik bir belgem falan yok ama alaylıyım diyeyim yani. Hani böyle konservatuarını okumadım ama notola okuyabilirim kendi çapımda. Heceleyerek de olsa. İşte türlü etkinliklerde bulundum. Konser organizasyonları yaptım. Sanatçı dostlarım var. Sağ olsunlar böyle mekanlarda da müzik yapardım Mersin'de eskiden. Onu da artık böyle çok yormuşlar ben herhalde. İncitmişler. İncilmişsin diyor ya. O yüzden bıraktım böyle dostane sizler gibi. Ya da böyle bir ay ışığında bahçede. Ama sizin çok bazı ünlü üstadlarla birlikte söylediğinizi biliyorum. Yani daha önce Ali Bey'le biraz konuşmuştuk. Kimler var? Kimlerle sahne aldınız? Kimlerle albüm çalışmaları yaptınız? Hangi üstadlarla haşır neşir oldunuz? Oğuz Aksaç. Oğuz abi dinliyorsa, izliyorsa ya da izlerse selam olsun. Bana emeği de şeydir. Yani bu işi, sahne işini, sesi, mikrofon kullanımı, işte nasıl yapılır, çok az ve öz dokunuşları vardır. Onun dışında Cevdet abi var, o da sınıf öğretmeni, Cevdet Bağcan.
O İzmir'de konserlere gidiyor. Emekli oldu o da geçen 2 sene önce. Hüseyin Karakuş var. O da Hüseyin abi de dinliyorsa. Yani bütün abilerim, sanatçılar abilerim. Biz işte Hasret Gültekin bende çok şey oldu. 1993'te 2 Temmuz'da Madamak Oteli'nde işte o canlarımız yandığında özellikle Hasret Gültekin bende böyle hep şey yaptı yani. Sanki o ateş de yandı da o ateşi de bize bıraktı gibi. Yani bizde hep yanıyor. Bu bizim atamızdan yadigar. Kültürümüz, söylediğimiz şeyler kötü şeyler değil. Hı hı. Kültürümüzü yaşatmaya çalışan neferler olarak devam ediyorum hayatıma. Belli bir tarzınız mı var? Yoksa böyle her şeyden şalan yani mısınız? Türk halk müziği, yani bizim Anadolu halklarının müzikleri, yani Kürtçe de okurum, İtalyanca da okurum mesela. Çabella'yı da okurum İtalyanca. Ne bileyim hani kulağıma hoş geldiyse. Başka enstrüman çalıyor musunuz sazın dışında? Ufak tefek böyle kaval üflüyorum. Yani ne biraz bileyim, çok fazla mütevazi konuşuyorsunuz ama birçok şey sallıyor diyor. Çok fazla da davul işte böyle bazen. Bazen arkadaşlarımdan, onlar da, müzik öğretmeni arkadaşlarım hep çalardı yıllarca. Onlarla enstrüman değişikliği yapardık. Bas gitar falan da elime alırım ama şeyim yani hani öyle sazım ilk önce bu yani. Yani bana. Sizin için saz olmasa olmaz. Evet evet. Evet. Ateş bu. Sazdan devam edelim. Hadi devam edelim. Demin babam şiiri okurken fonda çaldığım Mahsun'un türküsünü okumak isterim. Babam da çok seviyor. Öncelikle babama da armağan olsun. Teşekkür sonra ederim. Tüm bizi izleyenlere armağanımız olsun. Hadi şu sazla çalalım. Tamam. Olur mu? Tamam. İzleyicilerimiz merak ediyorsa eğer. Bu arada sazların farkı var mı? Siz böyle hazırlığınızı yaparken? Sadece okuduğum tonu, benim ses aralığım biraz... Ses olarak bir farklılığı var herhalde. Tabii, bir ses aralığı, benim ses aralığım biraz geniş. Türkülere göre işte, saz veya tonlar elde ediyoruz. Anladım. Bu saz birazcık, babam çok şey yapmadı, annem sevdi de, sen bununla çal dedi, babam da bununla çal dedi. İkisini de kırmamak için. İkisi de memnun ettik yani. İkisini de kırmamak için getirdim. Kendi halime yanar ağlarım, yanar ağlarım. Sizi zalim dar günümde kaçanlar, ben kendi halime yanar ağlarım, yanar ağlarım. Ya yor. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Her adımda bir engel var, salmıyor. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Mümkün mü bu yolda maksuda ermek? Mümkün mü sılada dost yüzü görmek?
aşıka ar gelir geriye dönmek. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Çekilmez bir şelek vurdun arkama. Şaşırdım yollarda kaldım akşama. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Sevip sevilmemek varsa kaderde, hangi doktor ilaç verir bu derde? Hastayım, susuzum gurbet illerde. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Ey hanlar hanını halk eden hancı, bir yudum aşkınla doğdu bu sancı. Ey fakir ekmeği, mümin inancı. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Çırpına çırpına bir yuva kurdum. Bebeği görmedim, kundağı gördüm. Deryada boğuldum, karaya vurdum. Çileden çileye batar ağlarım, batar ağlarım. Deryada boğuldum, karaya vurdum. Çileden çileye batar ağlarım, batar ağlarım. Mahzuni şerifim budur ahvalim. Dünya yalan olmuş, insanlar zalim. Mahzuni şerifim budur ahvalim. Dünya yalan olmuş, insanlar zalim. Kıyamete kadar gider revalim. Sabır edip matem tutar ağlarım, canım ağlarım. Kıyamete kadar sürer bu halim. Çamurdan çamura batar ağlarım, batar ağlarım. Eyvallah. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Hakikaten çok güzeldi. Şiir çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yakıştı mı bilmiyorum şiir bu araya. Öyle içimden kaynadı. Öyle söylemiş oldum. Aynı oldum. Şeyleri anlatıyoruz. Siz şiirle, aynen, ben müzikle. Evet. Evet. Bizler gönül dostlarıyız. Bizler çok kendimize sanatçı tanımı yapmak istemiyorum. Sanatçı sizlersiniz. Biz sadece sizlere sunuyoruz. Ancak biz bir yola çıkmışken insanları birleştirmeyi şiar ediniyoruz. Yani insanları bir araya getirmeyi şiar ediniyoruz. Bu kürsüye ben 3 yıllık bir program akışı içerisinde gerçekten birçok katmanlardan insanları davet ettim. Çok değişik fikirlerden, çok değişik mezheplerden, çok değişik inançlardan, ne güzel, sanatlardan insanları davet ettim. Biz tamamen iyi niyetli böyle programlar yaparken bazen dilimiz de sürtebiliyor. Bazen yanlış söylemlerimiz de olabiliyor. Yani, evet. Birkaç program öncesinde söylediğim bir kelime de bir arkadaşım üzülmüş, demiş ki yani bu kelimeyi Fahrettin abi kullanmamalıydı. Ben tekrar bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama demek ki insan bazen dili sürtebiliyor, evet, ama dediğim gibi tamamen iyi niyete dayalı bir söylem. Bu arkadaşlarımdan, Aziz kardeşimden, Abuzer kardeşimden de özür diliyorum madem böyle bir hassasiyet göstermişler ama kendisiyle konuştum, dedi ki yok abi sen iyi niyetle söyledin ama o kelimeyi sevmiyorum. İyi dedim, ben senden özür diliyorum dedim. Dediğim gibi bizim tek amacımız insanları bir araya getirmek. İnsanların, yani ülkemizin zenginliklerini, evet, ilkemizin farklı mozaik renklerini bir araya getirip bir bütün oluşturmak. Olmak. Geleceğe de ışık olmak bu arada. İşte aynen. Gelecek nesil çok tehlikeli geliyor. Yani hepimiz bir araya geleceğiz ki bir olalım, bir bütün olalım. Evet. Rehim kardeşim, peki babanız şair, sizler sanatçı. Siz de bir yandan böyle beste yaparken şiir falan yazıyor musunuz? Böyle beste yapıyor musunuz ya da? Yapıyorum. Daha hiç paylaşmadım hiçbir yerde ama kendi yazıp, yani kendim yazıyorum da bazen ben mi yazdım diye de düşünmüyor değilim. Çünkü
dervişhane şeyler çıkıyor genelde. Yani bizim hani yolumuz kamil insan olma yolu. Bu uğurda işte 4 kapı 40 makamdan geçeceksiniz. Her sınav, her kapı, her makamda sınavı vereceksiniz ve bunları yaşarken ben hani benim penceremde gördüklerimi sözcüklere geçirip böyle müzik falan da yaptığım oldu. Sanatçı abilerimizden, dostlarımızdan da düzeltmeler ya da işte şeyler de oldu ama daha sanki biraz daha pişmem gerekiyor gibi düşünüyorum. İcracı olarak hep var oldum. Ama yola girmişiz, başlamışız. Tabii tabii, yani artık o yol o yol. Yani müziğin şekli belki iki saz olmaz da ne bileyim orkestra olur, saz yine olur. Ya da ne bileyim tek başıma böyle söylerim ama yolum bu yolda artık. Böyle. Peki bir albüm falan çalışması oldu mu? Profesyonel anlamda sadece emekçi türkülerinde bir emekçinin de kulaklarını çınlatalım. Yurt dışında kendisi. Emekçinin hani böyle her sanatçıya yapıldığı gibi bir albüm yapıldı. Emekçi türkülerini sanatçılar okudu. Benim de naçizane orada bir tane Özgürlük Mahkumlarını okudum. Dinlemiştim. Gerçekten Spotify'da, çok da YouTube'da var. Hı-hı. Farklı bir aranje yaptık. Hani Özgürlük Mahkumları anlattıkları ve yani içeriği bakımından aslında halay çekilmeyecek bir şey ama bizim toplumumuz hani halaya da davet edip o şarkıyı, türküyü yıllarca işte şey yapmış, içselleştirmiş. Ben de farklı bir aranjeyle okumaya çalıştım. Onun dışında profesyonel anlamda bir çalışmam yok ama yapmayı düşünüyorum artık. Şimdi onları da konuşacağız. Çocuk büyütü. Siz Ali Bey fon verin bence. Verin. Böyle Ali Bey bir şiirle devam etsin. Evet, babamı çok es geçtik sanki. Yok, rica ederim. Sizleri dinlemek eyvallah, daha güzel. Babam da moderatörü gibi olmadı mı? Ben neler gördüm. Dünü sarmıştı bana, bugünü unuttum. Sen bakma bana paşam, ben neler gördüm. Bugün nefes alırken kasıldı tutkum. Sen bakma bana paşam, ben neler gördüm. Bir zaman nevrim dolandı, yere düştüm. Geleni gideni geçerken görmüştüm. Yandığım yerde kor ateşe dönmüştüm. Küllere döndü paşam, ben neler gördüm. Çobanlık marabalık yaptım, alnımın akı ile. Zor zamanımın gözyaşlarını bile içime akıtırdım usulü ile. Sır vermedim ki paşam, ben neler gördüm. Tarlada çapayla toprakları sevdim. Sabah köründe gittim, yatsıda geldim. Hal ve ahvalimden ki haddimi bildim. Ne yamandı el paşam, ben neler gördüm. Gülmezler minnet etmezdim ahaliye. Ne kaldı ki koca ömrümden geriye. Son demlerim benzer sahipsiz sürüye. Sahipsiz kaldık paşam, ben neler gördüm. Sahipsiz kaldık paşam, ben neler gördüm. Evet, yüreğinize sağlık Ali Hocam. Bu arada mesajlarımız da geliyor. Onları da bir hatırlatayım. Ceyhan'dan Mirza Bilgiler yazmış. Bize selam gönderiyor. Benim okul arkadaşım. İlkokullardan okul arkadaşım. Yani yaklaşık neredeyse bir 35-40 yıldır görüşmediğimiz bir arkadaşımız. Selam evet, olsun buradan. Selam. Onun dışında Yusuf Aktar'la kalemize yüreğinize sağlık demiş, tebrik etmiş, sağ olsun. Mersin'den Filiz Gökdemir Köşker, hayırlı yayınlar üstadım demiş, sağ olsun. Abdullah Çoşkun, güzel bir yayın olur inşallah demiş, teşekkür ederim. Ali Kaplan, Mersin'den ama Adıyamanlı, tanıştık yani yeni tanıştık, kolay gelsin üstadım demiş, çok sağ olsun. Isparta'dan Fatma Yıldırım mesaj göndermiş, çok sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Rehim kardeşim ve değerli Ali hocam, başarılar dilerim. Rehim herhalde burası Adıyaman türküsünü söyler diye bekliyorum demiş. Mersin'den Sultan Koç. Sultan ablama selamlar. Kahta'dan Şahinder Fırat Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam konuklarını sayın Ali hocama ve kıymetli oğluna selamlar, saygılar bizden de selam demiş. Bizden de selam olsun.
Onun dışında Mersin'de selamlar. Ben Mersin'de Hasan Taracı, Rehim hocamı sürekli takip ediyorum. Hı-hı. Sosyal medyadan Mersin'e yüreğinden ne koparsa bir türkü istiyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Sağ olsun. Rıza Tanrıverdi başkanım yazmış. Fahrettin Bey iyi programlar diliyorum size, Ali Bey'e ve yeğenim Rehim'e sevgiler demiş. Teşekkür ederim başkanım. Çok değerli selamlar. Ozanımız Ali Buluş. Hepinize iyi akşamlar demiş. Size selam ve konuklarınız baba selamlar. Oğul ile Ali Gülmez ve Rehim Gülmez kardeşime başarılar selamlar. Diliyorum demiş. Eyvallah. Yollarınız açık olsun demiş. Selamlar göndermiş. İnşallah atladığım kimse yoktur bu arada. Olursa bizi affetsinler. Bundan sonra gelen mesajlarda inşallah paylaşacağım sizlerle. Evet, tam da yarıda kestik. Bundan sonraki projelerimiz neler? Neler yapmayı hedefliyoruz? En yüksek çıtamız neresi olacak? Bilmiyorum ki çıtanın sonu var mı acaba? İnsanoğlunun... Yoktu ama siz kendinize bir hedef koydunuz mu? Ben işte şöyle bir albüm yapacağım. Müzikal anlamda aslında ben bu kadar ilerleyebileceğimi tahmin etmiyordum. Yani müzik bir derya denizmiş işte. Mahsuni Şerif diyor ya, deryanın içinde bir damla bana, bu da Mahsuni'ye çok mu cananım? Ben bir damla olmaya çalıştım. Tabii buraya kadar getirdikten sonra madem götürmeyeceksin niye buraya kadar getirdin gibi bir soru işareti geliyor insanların aklına. Var böyle bir albüm projem var. Şimdi telif hakları sebebiyle falan böyle sadece anonim eserler okuyabiliyoruz. Hani çok böyle şey olursa telifini de veririz ama böyle daha çok kendi yazdığım ve müziklerini aranje ettiğim, hatta yani müziklerini belki ben yapamasam da ya da profesyonel destek alırsak da öyle bir albüm yapmayı düşünüyorum. Yani bir tane olsun, belki de bir tane olur. Bir albüm düşünüyorum. Onun dışında müziği böyle mekanlarda falan bıraktım böyle çalışmayı ama böyle konserler falan olursa şey yapıyorum, icabet etmeye çalışıyorum. Çocuk büyüttük, şimdi bir de iki de çocuğum var. Sağ olsunlar, onlar hani çocuk büyütmek Türkiye'de bu şartlarda biraz zor. Onlar büyüyene kadar biraz biz kendimizi şey yaptık işte, Osmanlı'da vardı ya fetret dönemi, bir 10 sene kadar. Hı hı. Bundan sonrasında umarım olacaktır, böyle değişik böyle teklifler de var, kafamda da böyle projeler var. Umarım güzel şeyler yaparız. Babam da zaten rahat bırakmıyor beni. Ben ne kadar, yani ben Garfield gibi biraz tembelim aslında, evet, çok evet. Şey yapmıyorum ama. Babam da böyle bazen zorluyor böyle. Zaten bırakırsan ya da böyle ala verirsen ben Türk müziği adına bir kayıp sayarım. Gerçekten sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Müzik şeyin de çok güzel, kulağın çok güzel. Dolayısıyla başarı geliyor. Evet, böyle ara vermeniz bizim için üzücü olur. Daha çok ileride görmek umarım, isteriz. Umarım. Dijital platformları kullanıyor musunuz böyle? Kullanıyorum. YouTube kanalım var. Aha. YouTube kanalımda böyle güzel şeyler paylaşıyorum bazen. Hani bunu daha çok böyle ünlü olayım, şey yapayım değil de ölmeden önce insanın hayatı böyle film şeridi gibi geçecekse eğer, benim YouTube'da var. Merak eden abone olabilir. Orada sadece müzikle ilgili değil, öğretmenlikle ilgili ya da evet, çiftçilikle ilgili şeyler de paylaşıyorum. Sosyal medyanın hemen hemen diğer işte hepsi var. Hepsini yani. Twitter, evet. Facebook, Instagram hesaplarım var. Rehim Gülmez. Gülmüyoruz. Peki, tekrar müzikle devam edelim. Devam. Hiç arada vermeden peşinden fon verin. Ali Bey de müzikle devam etsin. Olur mu? Olur. Böyle zaman kaybetmeyelim. Tamam. Tamam. Bir de annem şimdi istemişti. İsteği varsa evet, kızmasın bize. Kaçarı yok yani. Yapalım onu bu sazla. Onu isteğini de yerine getirir. O da yerine evet, getirir. Buradan sonra da geçmiş olsun diyoruz. Rahatsızlık tabii. Evet. Eşim. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. İnsan akta ak insanda, insan akta ak insanda, ne ararsan var insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım.
Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler, vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Daimiyem harap benim, daimiyem harap benim, ayaklara turap benim. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Şu fani dünyadan umudun yetir, Ali aşkı gönül selamın getir. Ömür gelir geçer anlık nefestir, hak yolunu bil fırtınanı dindir. Gönül selamından bulunmaz sitem, sevgi bağında her cemale yetem. Cahil gelir geçer takılma eğlen, Kamil'in iki kelamından al dem. 40.000 alemin içinde dolaştım, hor görmedim kimseyi helalleştim. Dar kapılardan, yaralar içinden, gördüm bin belayı çok şükür aştım. Ayan oldu yüzün, baktım o yüze, dağın tepelerinden indim düze. Bir lokma helal aşımla yetindim, gördüm nazarı, kaldım iki göze. Uyan artık çok derinlere dalma, gönül bağını kopardın alçalma. Hak divanında hesabı sorarlar, vazgeç günahsızın ahını alma. Çürük meyveleri toplama boşa, dallarını kırma sürme yokuşa. Mevzu girer birbirine karışa, gülmezim belayı sararsın başa. Sararsın belayı başa. Teşekkür ederim. Yüreğiniz olsun. Benim kardeş, senden devam edelim. Şöyle, bu işe böyle siz aslında mektebini okumadan başladınız ama gerçekten güzel bir yere geldiniz. Sizin gibi böyle çok böyle güzel sanatlara gitmeyen, konservatuara gitmeyen gençlerimiz ancak evet. Böyle müzik içerisinde, müzik sevdası olan gençlere bir tavsiyeniz olur mu? Nasıl bir yol izlesinler? Güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Yani bir kere vazgeçmesinler. Müzik bir aşktır. Hani ilk başta sordunuz ya, dediniz nereden başladı? Bu bizde aslında bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde var. Kanımızda var diyeyim, öyle diyeyim. Bende hep öyle aşk şeklinde oldu. Müzik bir aşktır. Peşini bırakmasınlar. Bir enstrüman çalmak gerçekten bir insana illa bir yerde işte sahne alması falan şart değil. Hayatına kattığı da çok şey var bir insanın. Enstrüman hani kişinin aslında kendiyle baş başa kalması gibi bir şey. Yani kimisi vardır, duymuşsunuzdur, hani ben saz çalmak istiyorum, kaç ayda öğrenebilirim? Evet. Klasik bir sorudur. Ya da ne kadar zamanda öğrenebilirim? Ben işte 17 yaşındaydım, 19 senedir bu saz elimde. Hala bildiğimi iddia etmiyorum. Hiç iddia etmiyorum. Yani sesimle ilgili belki biraz daha iddia edebilirim ama sazla ilgili hiç iddia edemem. Bu benim sadece duygumu anlatmak için bir araç. Yani duygularımızı bazen kişilere anlatamıyoruz. Anne babamıza belki geri geliyor, kardeşimize, akrabalarımıza ya da arkadaşlarımıza, dostlarımıza anlatamıyoruz. Ama şunu anlatabiliyoruz ya da o bize bir şeyler söylüyor. Ve müzik illa böyle bir meslek edinmek amaçlı olmamalı zaten. Hele hele ülkemizde biraz zor. Ufak bir yasakta hemen müzisyenler mağdur oldu zaten. Ama müzik, bir gitar çalmak, bir bağlama çalmak, bir kaval üflemek, ne bileyim bir ney çalmak, insana huzur verir, insanı dinginleştirir. Hayatta karşılaşacağı zorluklarda
kendisine böyle bir sabır verir diye düşünüyorum. Bana hep öyle oldu. Evet. Gençlerden de var zaten, böyle kuzenlerim var. Paris'te Denizhan var. Böyle gurur duyduğum. Dayımın oğlu var böyle, Ersin. Onlar hani birazcık ucundan böyle benim de böyle dokunmuşumdur diye düşünüyorum onlara. Çevremde de var yani, böyle öğrenmek isteyenlere bireysel anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. Yani bunun sadece şey olmayacağını bilmeli herkes. Yani bu böyle bir sabır yolu gibi, azim yolu gibi, böyle çalışma yolu gibi. Hani 12 saat çalıştım biliyorum yani bir günde. Yani 12 saat. Ya da rüyamda görüyorum falan. Hani aşk olmalı. Yoksa olmaz zaten. Aşk yani olmalı. Böyle. Aşk ile yapmalılar. Yani, yani. Aşk ile yapacaksın yani. Gerçekten. Bir iki mesajımız daha var. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Mersin'den İsmail Işık. Mersin'de oturuyorum. Adıyamanlıyım demiş. O da bizden. Baba oğulla tanışmak isterim demiş. Biz de tanışmak isteriz. Telefonunuzu sonra vereyim. İyi program diliyoruz. Biz ailecek severek dinliyoruz. Ben Hasan Gülmez, dayımın oğlu Ali Gülmez'e ve oğlu Rehim Gülmez'e başarılar diliyorum. Eyvallah, demiş. Selamlar. Zeynep Yakar Yılmaz, iyi akşamlar abiciğim, iyi yayınlar demiş. Programı Hüseyin'le beraber izliyoruz abiciğim, daha yeni geldik demiş. Bizden de bütün dostlarımıza selamlar olsun. Rehim Bey, bir isteğimiz vardı değil mi? Onu çalacak mıyız? Hangisini? Sultan Koç Hanım Mersin'den şey istemişti. Ben çok sevdiğim türkü olduğu için aslında biraz da Adıyaman türküsünü istemişti. Onu, çok zamanımız da bitti. Onunla bitirelim mi? Olur. Başka bir tane ayarlamıştım. O zaman onu bir dahaki sefere borcum olsun. Peki size. İkisini böyle seri bir şekilde hemen şey yapalım. Sazlar çünkü farklı. Fazla bir zamanımız yok. Sazlar farklı. Adıyaman'dayız. Tamam, o zaman peki. Adıyaman'ı okuyalım fazla o zaman. Fazla bir zamanımız yok ama ona göre. Çok teşekkür ederiz her şey için. Buyurun. Düz dara yar, düz dara yar, zülfün düz dara. 99 yarem var, sen açtırdın yüz yara. Düz dara yar, düz dara yar, zülfün düz dara. 99 yarem var, sen açtırdın yüz yara. Uyanman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Uyanman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Bir yer sevdim kaleden, ayrı düştüm lalemden. Sevdiğim ayırdılar, günahıma girdiler. Bir yer sevdim kaleden, ayrı düştüm lalemden. Sevdiğim ayırdılar, günahıma girdiler. Uyanman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Uyanman aman aman, burası Adıyaman.
alem düşman kesilir. Seni sevdiğim zaman. Evet, yüreğinize sağlık. Şöyle yapalım, biz programımızı kapatalım, sizinle bitirelim, olur mu? Sizin öyle bir mi eser hazırlamıştınız ya. Tamam. Evet, bu akşam konuklarımız baba oğuldu. Ali Gülmez, şair, yazar, çok değerli dostumuz, çok değerli abimiz. Eyvallah. Ve oğlu, çok değerli ses sanatçısı Rehin Gülmez'di. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü, yine saat 8'de sizlerle buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ve sizleri Rehin kardeşimle baş başa bırakıyorum. Beni hor görmesin koca softalar, günahkarsam günah benim kime ne, Tanrı'yla arama karışmasınlar. Günahkarsam günah benim kime ne, hey can kime ne, Tanrı'yla arama karışmasınlar, Tanrı'yla arama karışmasınlar. Günahkarsam günah benim kime ne, ey can kime ne.